özel bir röportajla bitirelim dedik programı. Yugoslavya'nın kurucusu Josip Broz Tito'nun 5 torunundan biri olan Svetlana Broz, Belgrad'da başlayan doktorluk serüvenine Saraybosna'da devam ediyor. Dedesi Tito'nun yıllarca farklı etnik grubu bir arada tutmayı başarmasının ardından çöken Yugoslavya'da Svetlana Tito hala dedesinden kalan mirası da uygulamaya çalışıyor. Etnik köken ayırmadan insanları tedavi ediyor. Kimilerine göre diktatör, kimilerine göre yoldaş. Yugoslavya'nın kurucusu Josip Broz Tito, Sırp, Hırvat, Arnavut, Makedon ve Boşnakları tek bir Yugoslav kimliğinde birleştirmesiyle takdir, kendi idealine karşı olan her fikre yönelik hoşgörüsüz yaklaşımıyla tepki topladı. Ölümüyle Yugoslavya önce çatırdamaya başladı, sonrasında ise kanlı savaşlarla parçalandı. Bugün vaktiyle yalnızca kendisine zıt fikirleri yüzünden ölüme yolladığı isimler unutulmamış olsa da son Balkan savaşlarını yaşayıp 16 yıldır da hala savaşın izleriyle mücadele eden geniş bir kesim onu saygıyla anıyor. Svetlana Broz, Tito'nun 5 torunundan biri. Tüm yaşamını Belgrad'da geçirdikten sonra Bosna Savaşı sonrasında başarılı bir kardiyologken her şeyi bırakıp Saraybosna'ya yerleşmiş Svetlana Broz. Nedenini sorduğumuzda, çünkü Belgrad ruhunu kaybetmişti yanıtını veriyor. 1992'de savaşın başlarında Bosna'ya gelip burada gönüllü kardiyolog olarak çalışmaya karar verdim. Gönüllü çalışırken farklı etnik gruplara mensup pek çok hastam oldu. Savaştan sonra da bana gelen pek çok hastam, savaş zamanında kendisiyle aynı etnik kökene sahip olmayan doktorlar tarafından kurtarılıp hayata bağlandıklarını anlattı. Bu benim için harika bir deneyim ve çıkış noktası oldu. Gördüm ki savaşın ilk günlerinde dahi açlık çekerken kendilerini savaşa götüren otoritelere başkaldıran, hakim politikaya direnen insanlar vardı. Onlar direndiler ve komşuma zarar vereceksen önce beni öldürmelisin dediler. Bu benim hayatımı çok derinden etkileyen bir duruş oldu. Svetlana Broz'la dedesi arasındaki benzerlik yüz hatlarında ilk bakışta görülebiliyor. Torun Broz, dedesinden hem gözlerini hem de antifaşist duruşunu miras aldığını söylüyor. Bence dedemi bir liderden fazlası yapan en önemli etken sahip olduğu antifaşist söylemdi. Bu çizgisinden 2. Dünya Savaşı'nın ne öncesinde ne de sonrasında ayrıldı. İnsanlar bunu hala hatırlıyor. Bu yüzden Tito burada bir siyasetçiden ziyade onlara daha iyi bir yaşam için önderlik eden bir isim olarak algılandı. Böyle kabul edildi. Bugün maalesef eski Yugoslavya ülkelerinin tümünde faşist eğilimler iktidarda ve oldukça yaygın. Bu Tito'nun mirasını daha değerli kılıyor. Yapmamız gereken kapasitelerimizi birleştirmek ve faşistlere karşı beraberce mücadele etmek. Svetlana Broz bu mücadeleyi 12 yıldır sürdürüyor. Şeytani Zamanların İyi İnsanları adlı bir de kitabı bulunan Broz, dedesinin ölümüyle yıkılan ülkenin insanlarını bir anlamda yine bir araya getirebilmek için çalışıyor.